Güngör Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, Nasılsınız? merhaba. İyiyim, saygılar, sevgiler, iyi bir yayın diliyorum. Teşekkür ederim. Aslında Güngör Bey'i biliyorsunuz yani yayınımızı, Gece Ajansı'nı takip edenler e, dün de konumuzu ve konuştuğumuz konular aslında hep birbirini takip eder evet. nitelikte. Evet yeni açıklamalar da var ama hemen şimdi bir volümümüz gelecek onun üzerinden biraz konuşmak istiyorum sizlerle. E, bir yandan da tabii şunu söylüyoruz ya işte Cuma Cumartesi'yi hep böyle işaret ediyoruz. E, ha oldu ha olacak diyoruz. Sürekli bir takvim ilerliyor. İşte 1 Nisan'da oldu, 13 Nisan Cumartesi. Dünya Alcama. borsaları nasıl bakıyor ona tabii, bakıyoruz. Tabii bir yandan da orası var. Ama verilen takvimler değişir mi? Siz ne söylersiniz öngörünüzü merak ediyorum tabii. Şimdi şöyle bir bakalım nereye varacak hakikaten. Güngör Bey siz de gelin aynı evet. birlikte böyle ilerleyelim. Şimdi İsrail 7 Ekim saldırısının ardından İran'ın olduğunu iddia etti. Ekim 2023'ten bu yana İsrail Gazze'de 30 binden fazla sivili katletti. İsrail uluslararası arenada tarihinde görülmemiş bir biçimde yalnızlaştı diyoruz ama işte ta ki bu saldırıya kadar herhalde İran'ın yaptığı saldırıdan sonra o yalnızlaştığı kısmını biraz daha kamufle etti ve eski haline eski gücüne kavuşuyor galiba. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı müttefiklerinin desteğini kaybetmeye başladı. 1 Nisan'da İran'ın Şam'da bulunan konsolosluğunu vurdu. Hadi bakalım İran'a. İran iç kamuoyunu ve Orta Doğu'daki vekil örgütlerini teskin etmek ve imajını etkisini koruyabilmek adına İsrail'e 185 drone, 36 seyir füzesi, 110 karadan karaya füzeyle ilk kez, altını çizelim, ilk kez doğrudan karşılık verdi. Ama ne oldu? %99 engellendi. Bir çocuk da ağır yaralandı. Ve İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ürdünün desteğiyle hava savunma sistemlerini kullanarak herhangi bir ciddi hasar almadı. Peki takvimler ne dedik? 17 Nisan'ı gösteriyor. İran dedi ki bize bir karşılık verirse şayet İsrail öyle bu sefer 12-13 gün beklemeyeceğiz, anında karşılık vereceğiz. Yani velev ki İsrail bugün yarın bir saldırı gerçekleştirirse herhalde saatler içinde. ...karşılığını da alacaktır diye... ...düşünüyoruz. Çünkü açıklamalar böyle. Peki siz? Şimdi sizin kaldığınız yerden... ...onu dedikten sonra da... ...hava savunma yeteneklerini gö gösteren videoları... ...paylaştı İran. Evet. Bu ne demek? İran'a füze atmadan önce de... E, ...yer altındaki füzelerini ve dronelarını... ...paylaşmışlardı. Evet. Siyalarını. Bir propaganda savaşı var. Şimdi bu... ...görünce aklıma şu geldi. İsrail ve İran'ın ortak noktası nedir? Nedir? Ortadoğu'da bulunması. İkisi de din devleti. Siyonizm, yani... Yahudi şiiretine göre konsolide olmuş bir İsrail. İran resmi adı zaten İran İslam Cumhuriyeti. Evet. Şia öğretisine göre artık sistemine göre 79'dan beri bu. Peki ikisinin diğer ortak noktası ne? Birbirinin karşıtı olması. Orta Doğu'da. Şimdi İran'da Cuma hutbesi dinledim 2018 yılında. Oradaki şeyi anlatayım. Cuma imamları sadece Cuma namazlarını kıldırıyorlar. Ve Ayetullah Hamene dini liderin o şehirdeki temsilcileri. Her şehirde bir tane Cuma imamı var. Tahran, Tebriz, Isfahan işte İran'ın şehirlerinde. Ama hutbelerindeki genel tema şudur. Büyük şeytan İsrail, küçük şeytan ABD cihata devam. Toplumu bir konsol düzenle. Şimdi İsrail'deki açıklamaya bakalım. O marjinal dediklerimizin bizim her zaman başımızda bir molla İran tehdidi var. Evet. Tehdidi var. Bu aslında bugünün ben bir anlattım aslında bugünün özeti. Bu arada yani, dilediğiniz zaman Ortadoğu'nun haritasında isteyebilirsiniz. E, yani ama 7 Ekim'den sonra bakın biz dün akşam geçen akşam da konuşmuştuk iki tarih Ortadoğu'da çok konuşulacak. 7 Ekim yani Ortadoğu'da böyle tarihler vardı 67 arap İsrail savaşları 1991 Körfez Savaşları gibi ama bu özellikle 7 Ekim'de başlayan Gazze'deki süreç ki 7 ayına. Bu arada bu şey hani ne oldu İsrail İran sinemasında yedi. Ama ilk e, bir, e, bir Nisan sonrası Şam'ın Şam'daki İsrail'in düzenlediği saldırı. Bu tarih tarih ve bu geldiğimiz iki hafta. Evet. İki haftalık da çok konuşacak. Şimdi ilk defa İsrail direkt İran'ı vurdu. Burası İran toprağı. Hı hı. Önceden de İran topraklarında operasyonları vardı vardı ama bir güçle, bir asker güçten ilk defa vurdu. 7 tane personel etkisiz hale getirdi. Buna karşılık İran'da çok tartışılıyor kaç günden beri işte az önce Volda gösterdiniz kaç tanesi düştü, engellendi. E yani bu hiç önemli değil. Bu arada topraklarına doğrudan ulaşanlar var Güngör evet. ve Bir de havada meydana geldi. Evet, doğrudan var. ulaşanlar açısından söyleyeyim. İlk defa işte Ararat bölgesi burada İsrail hava üssü. Nevati evet Evet, ama şu ilk defa Ama Bekçi kulübesine düştü. Ama kapısına, ama nizamiyesine düştü. İsrail'in bir askeri hedefine İran'ın füzesi düştü. Yangın çıkarttı çıkmadı. Bu çok önemli. Neden? şimdi Neden? Dün e, bir İsrail askeri yetkili diyor ki açıklamalarında. O atılan seyir füzeleri için yani dronlar için. Ya onlarda nükleer başlık olsaydı? Şimdi evet. İsrail bu en son füze atmak şeyinden sonra kendi güvenlik tehdidini kendince ...söyle kendince daha farklı bir yere evrildi. Peki bundan sonra ikinci evre ne dedi? Bakın iki günden beri 24 saatten saldıracağız da İsrail. Ama diyor bu şeyden sonra yeni bir durum ortaya çıktı diyor. İran karşıtı koalisyon oluyor diyor. Yani az önce sizin dediniz... havadan havadan gelen bu engellenen füzeler işte Irak'taki Erbil'deki Patriotlar devreye girdi. İngiltere dedik havadaki uçaklarımızla biz vurduk. Fransa dedi ki yurdun yardım etti, hava savunma sistemlerimizi aktif ettik. Almanya dedi bensiz olur mu? Ben de tanker uçaklar gönderdim. Yani herkes İsrail'i nasıl e, mu göstermek geldi. Şimdi İsrail diyor ki gö görevinizi yaptınız, tamam, tamam. Hani hep şey diyoruz ki bu saldırı saldırdığında ABD'nin şımarık çocuğu diyorduk ama ABD'nin değil yalnız. Hayır, yani. AB, ABD'nin şımarık çocuğu İsrail mi İsrail'in çocuğu ABD mi? Dersin abi mı? de bu denklem. Tabii yani abi biz burada konuşuyoruz. ABD mi İsrail'i kontrol ediyor? İsrail mi ABD? O çok tartışma. Ama İsrail burada ne diyor biliyor musun? Ne Nasıl diyorsun? diyor DAEŞ'le mücadele koalisyonu var ya diyor. Şimdi İran'la mücadele koalisyonu kuruldu diyor artık bu saatten sonra. Bana bir daha füze atarsa tek başıma değilim diyor. Yani şunu gördü. Yıllardır bir şeytani akılla Orta Doğu'da oluşturdukları o güvenlik mimarisi ABD'sinden İngiltere'sine kadar Ürdün'den tutun da sağdaki DAEŞ oluşumları artı PKK'ya kadar kendi tabloların oluştuğunu, gör, oluştuğunu gördüler. Yani İran bana saldırırsa Hı. işin özeti ben ben yalnız değilim birçok. Şimdi İran da şunu diyor. Çok ilginç bir şey. İran'da ben diyor İsrail'i test ettim. İsrail'e bir füze ya da dro, e, siyah drone ile saldırdığımda benim üzerime kim gelecek? ABD, İngiltere, Ürdün. Bunu gördüm. Bunu gördüm ve hava sonma açısından da zayıf noktalarını buldum. Şimdi onların propaganda metinlerini okuyorum yayına hazırlanma önce. Yani açıklamaları daha doğrusu. Ne dediler? Bakın İran zaferini nasıl inşa ediyor biliyor musun? Ben diyor zayıf hava savunma sistemini açtım. ABD üstüne hepsi diyor bir taktik diyor. Ben diyor bu siyaların vurulacağını biliyordum. O ilk attığım füzelerin vurulacağını biliyordum. Ama ben diyor demir kubbeyi ve hava savunma sistemleri Patriotları attı, attım, attım Arat bölgesine. Bak bu Dimano çok önemlidir. Necef'te burada nükleer silahları var. Yani bu resmen açıkladıkları için söyleyeyim. Buraya ama tel grubesine geldi ama asker üssün bekçi kulübesine geldi hiç önemli. Ya, konu bu değil zaten ama mevzu onu, atmak. Çöle de değilsin bir çimene de değilsin İran için strateji bu. Ama o zaman şunu... Ve şu bu, bu neden önemli bakın bu çok önemli. F-35 üssünü vurdum. Şimdi herkes neyi anlatmayacağım? Herkes kendi zaferini inşa ediyor. Evet. İnşa ediyor.